Vallahi sultanım, hayretler içindeyim. Gecenin bir vakti hünkârımıza suikast yapılmış, haberimiz yok. Olacak iş değil. Kim Bülbül, kim? Kim yaptı bu alçaklığı? Sordum, sual ettim sultanım. Kimsenin bildiği yok. Onu da söyleyeyim. Birileri fitne ateşini tekrar harladı. Şüphen olmasın. Evvela bizi yakmak isteyecekler. Sultanım, aklıma bir şey geliyor ama... Handan Sultan'ın bir oyunu olmasın bu hünkârımızı size düşman etmek için. Handan'ın kafası çalışmaz böyle şeylere. Yapsa yapsa Halime yapar. Onun da kolunu kanadını kırdık. Fakat dediğin gibi ise ilk onu atarım Boğaz'ın derin sularına. Sana söyledim. Artık kolay lokma değilim. Ben kazandım. Sen ol canım kardeşim. Rakibin nefes alıyorken sakın kazandım deme. Gel. Hanzadelerim. Hayırdır Reyhan'a? Senin ne işin var burada? Arnavut köyünde biraz işim vardı. Hazır gelmişken bir eksiğiniz gediğiniz var mı diye sual edeyim dedim. Hoş geldin ağa. Mehmet sen devam et. Derviş ağa kurtarmış hünkârımızı aslandan. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Zannedersem yanındaymış. Anlaşılan derviş ağa yeni vazifesini pek bir sevmiş. Elde tüfek dolaştığına göre. Öyle görünüyor. Sizin de adınız geçti Hanzadem. Aslanı hediye ettiğinizde mütevellit sizden de şüphe ediyorlar. Üstünüze gelebilirler. Bırak gelsinler. Arkasından 100 köpek avlatmayan kurt, kurt sayılmaz. Seneler önce bir yemin ettim. Bize bu hayatı reva gören Sultan Mehmet'i bertaraf edeceğim dedim. Öldü. Şimdi sıra oğlu Sultan Ahmet ve kardeşi Mustafa'da. Hepsi ölecek. Böylece Osmanlı'nın soyu kuruyacak. Ve teamüller icabı taht Ali Cengiz'e, yani bize kalacak.